Teslim alabiliyor musunuz? Seste, görüntüde bir problem var mı? Ses var. Süper. Ben Tek Uzağım Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Nasıl gidiyor çalışmalar? Her şey yolunda mı? Morallerimiz nasıl? Keyiflerimiz nasıl? Biz iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizleri de görmek çok güzel. Yani gerçek anlamda göremesem de burada olmanız, yazmanız, bunu hissetmek çok güzel. Hoş geldiniz. Çok güzel gidiyor. Süpersiniz. Yorgunuz tabii ki Yo, yoğunuz belki biraz sıkıldık belki biraz bunaldık bunlar çok normal şeyler aslında ee, tabii ki yaşayacağımız duygu durumları var şimdi artık sınava kalan süremiz azaldı artık iki ay kaldı diyebiliriz herhalde KPSS lisans için söylüyorum bunu GGK için ee, dolayısıyla da böyle bir süreçte tabii ki yavaş yavaş e, yorulmalar başlayacak zaten hani bu yorgunluğun emeğin sonucu olacak bence güzel bir puan aldığınızda tabii ki de yorulmadan olmuyor emek vermeden olmuyor e, ama bu emeği verenlerinde ben gerçekten hayallerine kavuşacağına yürekten inanıyorum çünkü bunca yıldır hep böyle oldu hep başaranlar gerçekten emek verenler oldu sadece şöyle bir ee, yanılgıya düşmenizi istemiyorum. Hani emeklerim boşa çıkacak, ee, işte çalışıyorum ama hiçbir şey olmayacak. Hayır böyle değil. Doğru anlamda bir çalışma başarıyı getirir değerli arkadaşlar. Şimdiye kadar belki siz de hocam işte bu benim beşinci hazırlanışım, üçüncü hazırlanışım daha önce de çalıştım olmadı. Ya da çevremde çok çalışıp yapamayanlar var gibi düşünenlerden de olabilirsiniz. Şunu söylemek istedim biraz önce doğru bir çalışma. Yani KPSS'ye hep söylediğim bir şey var ki stratejik bir çalışma metodu istiyor bizden. Genel geçer bir çalışmayla olmuyor maalesef. Üniversitede vize finallere çalışırken ki gibi bir çalışmayla da olmuyor. Lisedeki gibi bir çalışmayla da olmuyor. Birazcık daha ilgi istiyor aslında. Biz bugün bunu konuşacağız. Sınava birazcık daha iyi tanımamız lazım. Çünkü öyle her şey çalışmakla da olmaz. Zaten kalmış iki ay. Hala sıfırdan başlayanlar da var. Ya da konuları bitirdim ama unuttum diyenler de var. Öyle bir duruma geldik ki şu anda. Son iki ay o kadar önemli ki. Sadece şu söyleyeyim. Tanıyanlar bilir daha önce birçok seminerde ben bunu söylüyorum. KPSS'li atananlar hep son 2-3 ayı çok iyi değerlendirenler oldu. Lütfen ama lütfen mesela bıraktım falan yazanlar var lütfen tekrar toparlanın bu bir dönüm noktası olsun sizin için mesela biz bugün bir video paylaştık Instagram'dan bizi takip ediyor musunuz bilmiyorum Türkiye birincimizin başarı hikayesi diye bundan önceki haftalarda da her gün işte her hafta bir video paylaşmaya dikkat ettik çünkü sağ olsun atanan öğrencilerimizle iletişimimiz devam ediyor onlarla videolar çekiyoruz sizler için koyuyoruz görün hani onlar neler yapmışlar. Size bir motivasyon olsun diye paylaşıyoruz. Bugünkü videoyu da izlemeyenler izlesin bence. Instagram'da ya da YouTube'dan da bakıp bulabilirsiniz. Tek düzende yazdığınızda. Bunun tek sebebi şu. Evet birileri yapabilmiş ben de yapabilirim. Hatta son aylarda ne kadar yüklendiğini de görüyorsunuz. Lütfen bıraktım, işte sıkıldım, bunu aldım gibi şeyleri bugün unutalım. Çünkü bugün yeniden bir dönüm noktası olacak. Belki iki ay sonra hayallerinize kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Hani iyi ki yorulmuşum diyeceksiniz. İyi ki bırakmamışım diyeceksiniz. O yüzden lütfen ama lütfen arkadaşlar bugün tekrar bir silkelenip kendimize gelelim. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yetişir mi diyenler var, ne yapacağız diyenler var. Evet daha sonra izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza da ekleniyor arkadaşlar. Tek uzamın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Evet iyi ki çalışmışım, iyi ki yorulmuşum diyeceğiz. Feyza kesinlikle her seminerde hemen hemen görüyorum. Motivasyonu çok yüksek öğrencilerden birisi Bunun için ayrıca tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlara da motivasyon veriyorsun böylelikle bence diğer arkadaşlar da bu motivasyona devam edecek bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani bizimle tanışan seminerlerimize bir kere olsun bile giren arkadaşlar bu değişimleri gördükçe bana da mail atıyorlar, bildiriyorlar. Ben de mutlu oluyorum. İnşallah size de ufacık da olsa bir dokunuş sizlere sağlayabileceksek ne mutlu bizlere. Ses alamayanlar var. Teknik birimdeki arkadaşlarım bir problem mi var sesle alakalı? Bir sıkıntı mı oldu? <laughs> Şu an bir problem yok değil mi herkes alabiliyor Tamam o zaman başlığın sorularınızın hepsinin cevabı sunumunda var çünkü o yüzden bazı soruları görmedim diye düşünmeyin. Ee, yine seminer bitiminde soru cevap yapacağız. Sorularınızı yine alacağım arkadaşlar. Öncelikle şu bir GGK ile alakalı başladım. Tabi aranızda ÖABT var, işte eğitim bilimleri var, alan sınavına hazırlananlar var. Ben de GGK'nın mantığını anlatayım istedim. Bu mantıkla zaten diğer branşlarda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan baştan yetiştirebilir mi? Seviyeniz çok önemli. Kalan süre ve sizin çalışabileceğiniz süre çok önemli bu senör. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sen orta seviyedeysen çok rahat yetiştirirsin. Ama tüm derslerde temel seviyedeysen birazcık daha günde 10 saat falan çalışman gerekebilir. Zaten bizim amacımız şu değil arkadaşlar. KPSS, GGK için söylüyorum. Bakın ben bu örneği veriyorum ama siz tüm sınavları bunu uyarlayabilirsiniz. Bu sınavımız 120 soru değil mi? Biz 120 de 120 yapmanızı istemiyoruz ki. Zaten böyle bir şey çok gerçekçi değil, çok mümkün değil. Ne istiyoruz? Senin atanabileceğin puan 90 mu? 90 puan alman için konuları bir bölelim. Toplamda belki konu sayısı bin tane konu falan çıkabilir. Alt konu olarak say sayalım bunu. Şimdi bu alt konulara baktığında toplamda bin tane falan konu var. Şimdi bunların hepsi zaten çalışabilecek sürem yok. Yani birbirini karşılamıyor. Matematiksel olarak mümkün değil. O zaman ben şu dönemde yani sınava iki ay kalmış e, benim... Daha çok konum var. Daha sıfırdan başlayacağım ya da bitirdim ama her şeyi unuttum diyenler. Zaten biz burada bugünkü konumuzun da tam olarak başlığı buydu. Konu elemeler yapmamız lazım. Hani bin konuya çalışacak bir e, süre ya da öyle herkül gibi biri olacağını zannetmiyorum. O günde 24 saatimiz var zaten bunun ortalama 8 saatini bazılarımız 10 saatini falan uykuda geçiriyor. Şu an bir geçiş dönemi olduğu için mevsimsel olarak biraz uyku problemi yaşayanlar da olabilir aramızda. Psikolojik olarak çünkü insanların çoğunda sınava hazırlansın hazırlanmasa şu dönemde bazı uyku problemleri de yaşanabilir. Bu mevsimsel bir durum aslında. Sınava hazırlığında olanlar bir tık daha böyle normalde hocam işte 7-8 saat uyuyorken şu an 10 saat uyumaya başladım. Daha geç kalkmaya başladım diyenler de var. Düzeleceğiz. Bir iki gün tanıyın kendinize. Kendinizi aşırı kasmayın. Her gün yedide kalkacağım, altıda kalkacağım gibi kurallarla kendinizi boğmayın. Belki bir gün onda kalktınız, ona ihtiyacınız vardı. Belki bir gün on ikide uyandınız ama daha geç yattınız. O şekilde dengelediniz. Kendinize bu tarz sert kurallar da koymayın. Şu dönem motivasyon için çok önemli. Şimdi toplam soru sayısı olarak bakıyoruz arkadaşlar. 30 tane Türkçeden sorumuz var biliyoruz. 30 matematik, 27 tarih, 18 coğrafya, 9 hatta 6-15 diyelim buraya vatandaşlık testinden sorumluyuz. Bunu hepimiz biliyoruz. O yazsam şu an zaten çıkar. Toplamda peki net ortalamaları ile bir puan hesaplaması yapsam yani Türkiye'de 2021 yılı için ben bunu hesaplamıştım. İşte giren kişiler toplamda çıkardıkları netlerle yani genel tenekten toplamda 19.65 60 soru için söylüyorum. Genel kültür için 21.05'lik bir net ortalaması çıkar. Ham puan ortalaması çıkarmışlar. Bu şekilde bir hesap yaptığımda da aslında Türkiye geneli net ortalamalarını biliyor ama Türkiye geneli puanı bilmiyorum. Bunu ben hesapladım sizin için. Ortalama 63.87 gibi bir puan ortalaması var. Şimdi bu puan bir şey ifade etmiyor bizim için. Sadece kendinizde şu noktada bir seviye ölçümü yaparken bir sınava, deneme sınavına girdiniz. İşte 63 ile işte 70 puan falan arasındaysanız kendinizde birazcık daha yani ortanın bir tık altı diyebilirsiniz. 70 itibariyle biraz daha orta seviyedesiniz. Yani umut var demek istiyorum. Şu an bir denemeye giren, kendi başına bir deneme çözen ya da işte şu anki seviyem 63-64 arası diyenler. Evet siz şu an başladığınızda da aslında ortalamaya çok yakın bir seviyede olduğunuz için çok şey yapabilirsiniz bu puanın biraz daha altında kalanlar için daha yoğun bir çalışma temposu gerektiriyor. İki ay yeterli mi yeterli değil mi bu biraz size göre değişiyor. Şimdi çalışıyorsanız okulunuz varsa evliyseniz ev içerisinde fazla sorumluluğunuz varsa günde 3-4 saat ders çalışabiliyorsanız yetmeme ihtimali var. Hele ki GGK'nın yanında A grubu, işte eğitim bilimleri ÖABT gibi sınavlara hazırlananlara ben biraz daha şu dönemde puan hesaplaması, seviye hesaplaması öğrenme hızına bakıyorum, unutma hızına bakıyorum, anlama düzeyine bakıyorum, sorumluluklarına, seviyesine, ölçme yaptıktan sonra bazı öğrenciler 2023'e de hazırlamaya başlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi şu aralıklarda olan arkadaşlar için umut hala devam ediyor. Çünkü ben hani bunu geçmiş yıllardaki öğrencilerimden de sizlere örnekler vererek söylüyorum ki sınava son iki ay kala bir deneme sınavına girip 65 puan alıp da sınavda 90 puan alan, 89 puan alan, işte ÖABT'ler için hedef puana yaklaşan 85'lerle atılan çok öğrenciler oldu. E, bu yüzden lütfen ama lütfen şu noktada hani biz başarı hikayelerimizde hep şeye dikkat ediyoruz. Geçmişte işte Birinci sıralamadayken mesela alanda diyelim işte hazırlanıyor, son aylarda biraz daha yükleniyor, 200'e çıkıyor, 100'e çıkıyor. Bunlar nasıl oluyor? Geçmişteki seviyesini mevcut korumuş, üzerine eklemiş yani geriye de düşmemiş, mevcutta kalmamış da. Bu nasıl oluyor? Son aylarda işte zirveye çıkarak oluyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda GGK düz memurluk için hazırlananlar genelde zaten hani bir... 90 puan almak ister hatta 85'te bile çoğu branşta sınırda kalma durumu mevcut maalesef ki. Bir 90 puana ihtiyaç duyuyoruz. Bu 90 puanı almak için yıllara göre tabii ki çıkaracağımız netler değişkenlik gösteriyor. Bazı yıllarda 105 netle alıyoruz, bazı yıllarda 90 netle alıyoruz, bazı yıllarda işte 100 netle alıyoruz. Bu neye göre değişiyor? Elbette ki net ortalamaları, standart sapma. Yani toplamda giren kişi sayısının çıkarı net ortalamalarıyla bir aslında puansal getiriler hesaplanıyor. Hani benim netime göre kaç puan geliyor? Bu yıllara göre değişiyor. Buna dikkat. Yani şu anda inanın bana hani ÖSYM Başkanı'na da sorsanız işte hocam ben şu an denemeden 95 net çıkartıyorum. Gerçek sınavda kaç puan alırım sizce? Bilemez. Sınav gerçekleşmeden bunu kimse bilemez. Sınav gerçekleşecek net ortalamaları ve standart sınavları hesaplandıktan sonra sizin o kadar nete kaç puan geldiği belli oluyor buna ÖABT hazırlananlar da bilir şimdi üç yıl üst üste sınava giriyorlar mesela aynı netleri çıkartıp 1 yıl 80, 1 yıl 79, 78 77 falan alabiliyorlar ee, işte bu durumda tamamen standart sapma etkili bunu unutmayalım peki gelelim asıl mevzuya işte Sizin neler yapmanız gerektiğini şu anda anlatıyorum zaten. Ee, ne yapacağım? Öncelik belirlemesi yapacağım, ağırlık belirlemesi yapacağım. Şu an sıfırdan başlayanlar oturup da bir matematik temel kavramlar çalışmak zorunda değil belki de. Tarihten çalışmaya sıfırdan başlayanlar işte İslamiyet öncesinden, ilk çağ uygarlıklarından falan başlamak zorunda değil mesela. Yani demek istediğim şu sorulara göre yani şurada size saydığım 6 tane maddeye göre bir konu elemesi yapmak zorundayız. Buraya bir dikkat çekeceğim. Bazı konularda konu bütünlüğü vardır arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Yani bir konuyu çok iyi öğrendikten sonra diğer konuya zemin hazırlarım. Diğer konuyu da daha iyi öğrenirim. Dolayısıyla konu bütünlüğü olduğuna dikkat etmek lazım. Sadece size şunu söylemek istiyorum. Mesela şuraya bir şey çizeyim. Buna dikkat. Bu ne demek? Şimdi diyelim ki bir X konusu var. Tamam mı? Bir de Y konusu var. Diyelim ki bu coğrafyadan. X konusundan sınavda bir soru geliyor. Y konusundan sınavda dört soru geliyor. Şimdi benim buna ağırlık vermem gerekiyor mantıken. Buradan çünkü bir konu çalışacağım. Dört soruyu garanti edeceğim. Ama şöyle bir şey de var. Bu bir soru gelen X konusunu çok iyi öğrenirsem şuna da zemin hazırlamış olur. Yani bunu öğrendiğin zaman bunu daha kolay öğreniyorsun. O zaman ben bu X konusunda da çalışırım. Yani bu bir soruyu hem riske atmamış olurum hem de çalışırım. Bir de bazen de şöyle şeyler var. Bundan soru gelmiyor sıfır. Ama şu konunun çok iyi öğrenilmesi için bu konuyu öğrenmem gerekiyor. O zaman da hani ayrıntılı bir konu çalışması değil ama bilgi sahibi olurum. Yani siz gidip X konusunda devasa bir çalışma yapmanıza gerek kalmıyor. Aynı şey bura için de geçerli. Bir soru için ben buraya gidip de 3 hafta çalışırsam e, sınava zaten kaç hafta kaldı arkadaş? Ortalama 10 haftamız falan var herhalde. Şimdi böyle olduğu zaman ben gidip şuna 3 haftamı e, ayırdım. Kaldı bana 7 hafta ve diyelim ki hala daha benim 8 tane konum var. Ben şu an bir konuyu 3 hafta ayırabilecek bir lüks değilim. Şu an benim böyle bir lüksüm yok. Dolayısıyla öğrenme sürelerine ve getirilere çok iyi bakmamız lazım. Merhaba Seçkin Hocam. Şimdi bir, neye öncelik vereceğim? Şurayı bir temizleyeyim fazla temizledik. <laughs> ne öncelik vereceğim? Sorularıma e, zaten ben buraya sizin için yazdım. Bir seviyemin düşük olduğu mantıklı mı öncelik vermek seviyemin düşük olduğu konulara? Yani daha kötüyüm. Eksiğim çok. Daha hiç çalışmamışım. O zaman öncelik vereceğim. Tabii tabii Feyza Hocam kesinlikle öyle. A grubundan... Ya bu sadece A grubu için değil. inanın bana. Her aşamada bir öncelik yapmamız lazım. Çünkü ben bunu hani şimdi tanıdık arkadaşlar da var seminerlere giren ama girmeyenler için de ben bunu söylüyorum. Diğer arkadaşlar da aşina olacaktır ben söyleyince. Hep söylediğim bir şey var. KPSS'de arkadaşlar amaç zaten her soruyu yapmamanız. Nasıl yani hocam? Biz yapalım diye yazmıyorlar mı o soruları? Gerçekten ÖSYM e her soruyu yapmamanızı istiyor. Bunu yapanlar başarıyor. Strateji kurabilenler başarıyor. Yani diyor ki sana sen işte matematikte toplamda 30 soru soruyorum. Bu 30 sorunun ortalama zaten baktığımız zaman bir 3-4 tanesi genelde siz de daha önce sınava girenler de fark edecektir. Çok zor statüsündeki sorulardır. Şimdi şöyle bir mantığımız var. Bir ee, daire çizelim. Tamam bu sınav sorularımızın tamamı. Şimdi bunu ayırmış ÖSYM. E. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi şurası yüzde on. Şurası yüzde on. Yüzde yirmi. Şurası da yüzde yirmi. Tamam. Şurası da otuz, otuz, altmış, yüzde kırk. Biraz e, şeye aldanmayın. Hani yüzde kırk nasıl bu kadar büyük oluyor yüzde yirmin yanında diye düşünmeyin. Şimdi bunu biliyor musunuz? Grafik ÖSYM'nin soru yazarken kullandığı strateji. Sınavın yüzde onu çok kolay. Yüzde yirmisi kolay. Yüzde onu çok zor. Yüzde yirmisi zor. Peki, pardon şuraya bir şey unuttum bir dakika hemen geldim. Çok kolay kolay, çok zor zor. Şimdi baktığımda burada toplamda zaten ne etti arkadaşlar? 60 mı etti? Geri kalana baktığımda zaten benim toplamda bir de normal seviyeli sorularım var. Şimdi zaten ÖSYM öyle bir strateji yapıyor ki genelde biz hep şey görüyoruz. 70 puan alan öğrencilerin ne kadar fazla olduğunu, 70'e 80 arasında inanılmaz bir yığılma olduğunu görüyoruz. Zaten ÖSYM Ortalama olarak da yüzde kırk çok normal e, sorular sorduğu için biraz önce bir dakika ben bunu, ben bunu kullanmayı çok iyi bilmiyorum da arkadaşlar. Genelde branş öğretmeni olmadığım için hani yazma ile çizme ile çok işim olmadığı için seminerlerde çok ihtiyaç duymuyorum. Böyle yeni yeni öğrenmeye çalıştığım bir şey. Şurası yüzde kırk. Bakın gene sildim gitti. Şurası yüzde kırk. Tamam şimdi oldu. Burası da ne biliyor musunuz? Normal seviye. Yani orta. Şimdi baktığımda bir öğrenci sınava girdi. Zaten ortalama seviyedeyse çok kolayı yapıyor mu yapıyor. Kolayı yapıyor mu yapıyor. Ortayı da yapıyor 40. Yani 70 puan elde ediyor. 70 puan arasında yanılmaz bir yığılma oluyor. Zaten şu kısımları yapabilenler öne geçiyor demek istediğim bu. Ama ÖSYM ne diyor ki? Sen zaten şu çok zor kısma değil. Şuraya odaklansan da olur. Yani sen yüzde %20'de 90 puan elde ediyorsun. 90 puanla da şu an zaten çok güzel yerlere girebiliyoruz. Tabii ki sizin branşınız bir mühendisidir 92 istiyordur, 95 istiyordur. E biraz şuraya o zaman yükleneceğiz. Yani bu da kişiye göre değişiyor. Herkes 100 tam puan almak zorunda değil. Zaten 100 tam puan almak için de elde ettiğimiz e, netlere bakıyoruz. İnanın bana daha 120'de 120 falan yok. Ee, o da önemli bir kıstastı. Şimdi gelelim şu başlıklara. Bir seviyemin düşük olduğu konulara öncelik vereceğim çünkü onları daha iyi değilim. Daha iyi noktaya ulaşamamışım. İyileştireceğim. Daha geç öğrendiğim konulara öncelik verir miyim? Daha hızlı öğrendiğim konulara öncelik verir miyim? Herkesin yapmakta zorlandığı konular, sınavda en çok soru çıkan konular, önem puanı en yüksek olan konular ne, ne demek istiyorum ben burada? Şimdi bunların hepsi işte kişiye göre değişiyor arkadaşlar. Öyle bir öncelik puanı var ki. Şimdi seviyemin düşük olduğu konulara kısmen bazen öncelik veririm bazen vermem. Neye göre ama? Şimdi seviyem düşük. Daha önce de üç kez çalışmışım ben bu derse. Temelim yok ama daha önce de temel atmak için üç kez çalışmışım yine olmamış ve bunun öğrenme süresi de çok uzunsa. Bakın anlıyorsunuz değil mi dediğimi? Bir, matematikte çarpanları ayırma. Sınavda iki soru geliyor diyelim. İki soru geliyor. Evet sınavda soru sayısı fazla mı? Şimdi kıyasladığında matematik genelde bir, 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 bir olduğu için problemler dışında ve sayısal mantık dışında işte hepsi genelde bir, bir, bir falan soru geliyor. Şimdi çarpanlara ayırma örnek olarak söylüyorum. Normalde ondan da bir soru geliyor ortalama. Diyelim ki çarpanlara ayırma iki soru geliyor. Şimdi sınavda soru sayısı yüksek mi benim için? Birlere nazaran evet. iki soru önemli bir kıstas. Tamam. Burayı tutturdum. Benim seviyem nasıl? Temel. Yani temelim de yok. O kadar kötüyüm. Seviyem düşük. O zaman öncelik vermeli miyim? Bir düşünüyorum. Yani tabii ki seviyem düşükse öncelik vermeliyim miyim? iyi olduğu zaten iyidir. Ama ben bunu daha önce üç kez çalışmış mıyım? Daha önce bir vakit ayırmış mıyım? Ayırmışım. Seviyemi yükseltebilmiş miyim? Yükseltememişim üç kez çalışmış olmama rağmen. Öğrenme süresine kadar peki bunun? Diyelim ki biraz önce verdiğim örnek gibi 3 hafta. O zaman bunu ele arkadaşım diyorum size. Neden? Çünkü sen bunu 3 hafta ayıramazsın. Daha önce 3 kez zaten çalışmışsın. Zaten olmamış ne gerek var? Bırak iki soruyu boş ver. Onun yerine gidersin. iki tane farklı konu çalışırsın. Bir net bir net iki neti daha hızlı sürede elde edersin. Yani burada tamamen strateji kurmanız lazım. Daha geç öğrendiğim konular biraz önce kastettiğim şey aslında. Benim öğrenme sürem ve o dersin öğrenme süresi. Yani şöyle düşün her bir dersin ve konunun bir öğrenme süresi var arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Mesela bir müfredat milli eğitimde bile var. Yani okullarda bir müfredat var. Diyor ki hocam Türkçe'de sözcükte anlam konusunda işte iki hafta ayırıyoruz. Matematikte şu konuyu şu kadar hafta ayırıyoruz. o kadar sürede onu bitirmek zorundasın. Öğretmenler bile bu süreye göre ders işliyorlar değil mi? Aynen her bir konunun bir öğrenme süresi var. Bazı konular var ki çok uzun. Tarih gibi. Çalış çalış bitmiyor. Ama bu kadar uzun olmasına rağmen çıkan soru sayısı az. Şimdi o zaman ben niye o kadar zamanımı heba edeyim? Bir soru için üç hafta biraz önce verdiğim örnek gibi değer mi? Onun yerine ben gidip de iki saatte, üç saatte, dört saatte bir net elde edebileceğim belki altı, yedi tane konuya çalışırım. Böyle olup üç hafta ayıracağıma gider altı saatte altı net, yedi net çıkartırım. Bunu da eliyorum daha hızlı öğrendiğim konular evet önceliklidir. Yani konu öğrenme süresi daha az olan benim için daha önceliklidir. Bunları bilmek lazım. Her bir konuda bir öğrenme süresi var arkadaşlar. Herkesin yapmakta zorlandığı konulara öncelik vermeli miyim sizce? Ne diyorsunuz? Dil bilgisinden sıkıntım yok. Genel tutacağım. Tebrikler. Dil bilgisi de çok çünkü zorlaşmaya başladı artık. Neden peki, neden? Cevap. Herkesin yapmakta zorlandığı konulara neden öncelik vermeliyiz? Eğitimcilik evet, açısından. ÖSYM şunu mu diyor? Hmm, kimse bunu yapamamış ama Yasin yapmış. Ben bunu artı beş puan ekleyeyim mi diyor sizce? Nasıl puan hesaplarken neye dikkat ediyor? Standart sapma diyorsunuz. Bir soru bir net. Standart sapmayı bence çoğumuz yanlış biliyoruz. Bunu bu özellikle yazdım çünkü bu çok karıştırılıyor. Öyle bir şey yok arkadaş. ÖSYM hmm, kimse yapamamış, o yapmış. İşte ona daha fazla puan vereyim demiyor. Böyle bir şey yok. Nereden bileceksiniz ki siz kimin neyi yapıp yapamadığını peki? Nereden biliyorsunuz? Bilemezsiniz ki. Bu anca sınavdan sonra belli olur zaten. Çünkü her sene kitle değişiyor. Hani bunca zamandır işte matematik problemler yapılamıyordu. Belki bu sene yapılacak. Z kuşağı geliyor. Gümbür gümbür valla. Hani onlar birazcık daha mantıksal eğitim alıyorlar. Hani bizler gibi e, ilk ilköğretim, ortaöğretim hayatlarımızda böyle çok ezber 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 şeklinde gelmiyorlar. Biliyorsunuz. Yani şu anda baktığınızda lise giriş sınavları falan KPSS'den neredeyse daha zor. E, dolayısıyla hani her yıl değişiyor, kitle değişiyor, sorular değişiyor. Nereden bileceğim? Kim ne yapabiliyor, ne yapamıyor? Böyle bir şey yok. Bu çok e, bariz gördüğüm bir e, hata, yanlış, yani doğru zannedilen bir yanlış arkadaşlar standart sapma. Standart sapma ne biliyor musunuz? Hemen bunu anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Siz sanıyorsunuz ki ben gidip kimsenin yapamadığı soruyu yaparsam daha yüksek puan alırım. Hayır. Matematik testi kaç soru? 30 soru değil mi? Burada kaç soru vardı? 30. Her bir sorunun puansal getirisi aynı. Bir sorunun getirisi eşit. Kendi içerisinde. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Toplamda sınav 100 tam puan üzerinden hesaplanıyor. Bunun %25'i matematik değil mi? Yani yüzde yirmi beş bölü otuza mı denk geliyor? Bir sorunun getirisi. Şimdi bunları da beşe bölün. Yüzde beş bölü altı. Artık bu da yüzdelik oranda kaçsa. Yüzde beş bölü altı. Yani her bir soru yüzde beş bölü altılık getiriye sahip. Bu matematik içerisindeki tüm sorular için geçerli. Gidip de problemlerden bir soru yaptığınızda yüzde e, oranı artmıyor bunun. Hepsi eşit. Tarih yine kendi içerisinde eşit. Türkçe yine kendi içerisinde eşit. Standart sapma şu. Türkiye geneli bir net ortalaması hesaplanıyor. Şimdi sizin puanınız hesaplanırken şurada böyle bir sürü değerler var. Tamam X, 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 X böyle bir sürü burada bunları bilmenize gerek yok. Ben de bilmiyorum. bilemeyiz zaten sayfalarca formüller var. Bunun başında da bir kat sayı var arkadaşlar. Bu kat sayı çarpım yani şurayla çarpılacak. Düşünün ki burası herkes için eşit. Şu kat sayı belirleyici olan şey. Bu da senin netinden Türkiye geneli net ortalamasını çıkartıyor. Elde eden bir sayıyla çarpıyor. Şimdi diyelim ki Türkiye genel net ortalaması 30, senin netin 80. Burası ne oldu? 50. Diyelim ki Türkiye genel net ortalaması 30, senin netin 50, burası ne oldu? 20. Şimdi 50 k mı daha büyüktür, 20 k mı daha büyüktür? Tabii ki 50 k. Bu ne demek? Türkiye genel net ortalamasından çıkabildiğin kadar yukarı çık. Ne kadar yukarı çıkarsan bu katsayı bu kadar büyür ve senin şuradaki değerin o kadar büyük olur puanın. Yani yapabildiğin kadar net yap. Mantıklı, dolaylı yoldan mantıklı. Şimdi herkesin yapabildiğini zaten yapacaksın. Yapamadıklarını yaparsan netin artacak. Bak oradan daha çok puan kazanan için değil. Herkes yapabildiği 30 30'muş zaten. Sen herkesin yapamadığına gittiğinde zaten bunu otomatik olarak daha çok yukarı arttırdın. Bunu arttırabilmek için bunun yukarıza çıkacaksın. Herkesin yapamadığını yapan kastımız buydu. Dolaylı yoldan siz bunu sandınız ki gidip de herkesin yapamadığı soruları yaparsam, diğerlerini yapmazsam ondan daha çok puan kazanırım. Hayır. Sen diğerlerini bir yapacaksın. Onun da notu ortalamanın üzerine çıkabilmen için yapamadıklarını da yapacaksın ki netin artsın. Mantık bu arkadaşlar. Herkesin yapmakta zorlandığı konular diye bir şey yok o yüzden. Sınavda en çok soru çıkan konular evet mantıklı bence de önceliklendirmeliyiz. Önem puanı en yüksek olan konular. Önem puan dediğim şey bu bizim zaten ürettiğimiz bir kavram. Biz yapay zeka eğitim modelimizde de 2023'te vereceğimiz eğitimlerde de şu an verdiğimiz eğitimlerde de bunu kullanıyoruz. Her bir biraz önce söylemiştim ya konunun getirisi var, süresi var, önem puanı var diye. Bu, bu önem puanı yüksek olan konuları önceliklendirmek tabii ki çok daha önemli. Önem puan da sadece bakın getirisi sınavdaki ağırlığına göre değil. Biraz önce söylediğim gibi öğrenme süresi etkili. Öğrenme puan hesapla. önem puan hesaplanmasında. Senin seviyen etkili, daha önce çalışıp çalışmadığın etkili. Yani bir aynı konu benim için önem puanı üçken senin için bir olabilir. Ama hocam iki saniye sınavda bir soru çıkıyor, neden senin için üçte benim için bir? E ben daha önce hiç çalışmamışım, hiç önem vermemişim. İlk defa çalışacağım, daha önemli benim için. Çünkü seviyemi arttırabilirim. Sen çalışmışsın, çalışmışsın olmamış. Benim öğrenme sürem daha hızlı olabilir. Sen onu 3 saatte çok öğrenecekken ben bir saatte öğreniyor olabilirim. Senin orada seviyen temel seviye olabilir. Ben orta seviye olabilirim. Daha iyiyim belki. O yüzden önemli puan da kişiden kişiye değişiyor. Ne kadar zormuş KPSS'i hazırlamak. ya <laughs> yani hocam bu kadar formül çalışmamıştım diye olabilirsiniz. Hani matematik çalışırken bu kadar rakam sayı görmemiştim diye olabilirsiniz. Biz de bu işe çalışıyoruz. Bizim de mesleğimiz bu. Siz orada formüllerle cebelleşirken biz de bu işin stratejisine çalışıyoruz arkadaşlar ki size bunu öğretebilelim diye. Şimdi toplamda ben sizler için yine her birinin önem puanını ve öğrenme süresini çıkarttım. Şimdi matematik için öğrenme süresi 95, toplamda önem puanı 25 ama bu çalışma önceliklendirme puanı bunun farklı oluyor. Yani dediğim gibi biraz önce saydığım gibi benim üçgen senin bir olabilir. Ama toplamda getirisi olarak düşünün. Yani sınavdaki ağırlığı olarak düşünün önem puanını. Öğrenme süresi 95 matematiğinde 25 puan getiriyor. Yani 95 saatte bitirebilirsin ancak ortalama seviyedeki bir öğrenciysen. Eğer ki senin seviyen biraz daha düşükse bu 95 iki katına falan çıkıyor. Çünkü sen daha fazla çalışacaksın seviyen düşük olduğu için. Bu ortalama bir seviye için. Türkçe 35 saatte ortalama olarak bitiyor konular. 25 puan getiriyor. Tarih ortalama 70 saatte bitiyor. 22 buçuk puan getiriyor. Coğrafya 35 saatte bitiyor. Ortalama seviyedeki bir öğrenci 15 puan getiriyor. Vatandaşlık 27 saatte bitiyor. 12 buçuk puan getiriyor. Size şöyle bir tablo verselerdi bence çoğunuz inanmazdınız. Bu tabloya göre Türkçe büyüktür, vatandaşlık büyüktür, coğrafya büyüktür, tarih büyüktür. Matematik, nasıl hocam ya? Matematik en önemlisi değil miydi? Bize yıllarca hep öyle dediler. Tabii ki önemli arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir saat çalışarak elde edeceğin puan demek. Yani sen Türkçe'ye bir saat çalıştığında... 0.71 puan kazanıyorsun. Matematiğe bir saat çalıştığında 0.26 puan kazanıyorsun. Hocam kafalar iyice karıştı. Yani matematiğe çalışmayayım mı ben? Hayır tabii ki çalışacaksınız arkadaşlar. Tabii ki çok önemli. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kalan sürede biz konu elemelerini yaparken biraz daha sözelleri daha çabuk öğrenildiği için ağırlık, ağırlıklaştırabiliyoruz. Matematikten biraz daha kolay elemeler yapabiliyoruz. Yani matematikte 30 soruda 10 tanesini eleyip 20 soru yapabilecek kıvama ya da 15 nete ihtiyacın var ya da 18 nete ihtiyacın var. O şekildeki konu önceliklendirmelerini yapıp 12 tane falan konuyu eleyebiliyoruz. Ama sözel branşlarda daha son ihtimal yani bu aşamada şunu söyleyebilirim. Eleme öyle kolay yapılacak bir şey değil. Birçok şeye bakıyoruz kriteri. Yani o olmazsa bu, bu olmazsa bu, bu olmazsa bu şeklinde elemeler yapıyoruz. Ama hani bence size Türkçenin matematikten ya da vatandaşlığın matematikten daha fazla bir saatlik puan getirisi olduğunu söyleseler çoğumuz inanmazdık. Yani bir saat vatandaşla çalıştığında daha çok puan kazanıyorsun. Öyle söyleyeyim. Öğrenme süresine göre oransal bir dağılım yaptığım için. Kafalar karıştı mı bilmiyorum. Yani sayısalcılar beni belki bir tık daha iyi anlamıştır. E, demek istediğim şey hani ben benim bir saat çalışarak sınavda bir puanım var çünkü bir saat çalıştım çünkü toplamda 25 puanlık bir getirisi var. E, Türkçenin 35 saatte tamamımız bitiyor. Bir saat çalışınca 0.71 puan kazanıyorum aslında sınava. Bunun gibi düşünün. Matematik olasılık eledim. Olabilir. Permütasyon, kombinasyon, eleyebilirsiniz. Obek, o kek eleyebilirsiniz. Biraz daha çetrefilli de diyeyim. Hani ÖSYM genelde o %10 demiştim hani %10 çok zor soruyor. %10'u sorarken genelde başvurduğu yöntem bir tık daha bu konular oluyor. Çünkü bu konularda çetrefilli soru yazmak daha basit. Yani siz gidip çarpanlar ayırmadan çok çetrefilli bir soru çok yazamazsınız. Rasyonel sayılar, üstü sayılar, köklü sayılar çok yazamazsınız. Olmaz çünkü bellidir. Hani en zorunu bile çözebiliriz çoğumuz. Ama bir olasılıktan permütasyon, kombinasyon, obep ya da problemlerin işte karışım problemi, yüzde kar zarar, grafik problemleri böyle bir tık daha böyle e, o yüzde onluk kritere girebilir. Soru yazmak oralarda daha kolaydır. Zor soru yazmak. O yüzden evet tabii ki e, iyi olanlar tabii ki yapsın ama bu şu demek değil ki o gidip de bir soru çö çözen benim gidip temel kavramda bir soru çözüm iki katı puan kazanır Hayır eğer ki o bir buçuk çözen senin çözümlerin hepsini çözmüş sen 18 net yapın 18 yapmış gidip permütasyon kombinasyon olasılıktan da işte iki net daha yapmışsa haliyle o 20 net yapacağı için senden daha fazla bir kat sayı kazanacak Net sayısını komple arttırdığı için anladınız değil mi bunu ÖABT eğitim için yapacak mısınız? Ee, evet iyi olur. Yani biz bunu tüm öğrencilerimize yapıyoruz. Böyle bir sistemle ders çalıştırıyoruz zaten. Ben burada ücretsiz seminerimizde bunun getirisini GGK için örnek olarak yaptım. Ama dediğim gibi zaten bizim iletişimde geçtiğiniz zaman bunu gerek eğitim uzmanlarımız öğrenci koçlarımız bunu telefonda yapıyor, sizin seviyenize göre yapıyor, size eğitim analizini alıyoruz, seviye belirleme sınavına yazılır, ücretsiz yapıyoruz. Size göre birebir size özel yönlendirmeler yapıyor, sizin öğrenme stilinize bakıp nasıl daha çalışması gerektiğini falan söylüyorlar. Ee, hazır bu konu açılmışken burada çünkü çıkacak olanlar olabilir arkadaşlarımız eğitim koçumuzla ücretsiz görüşme için randevu oluşturacak bir e, link atacak sizlere. O linke tıklarsanız eğer hem şu an şu dönem sizin eğitim ihtiyacınız var. Kayıt olanlar sizde de rehberlikettekuzam.com'a yazın. Feyza, ee, sizinle birebir rehberlik görüşmesini ayrıca yapalım. Kamp için hatırlıyorum, kayıt olmuştum. Ee, zaten şu an çalışma programı vesaire hazırlama aşamasındayız kayıtlı öğrencilerimizle. Buna göre yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da bu linke tıklayarak eğitim koçundan bir randevu alsınlar. Hem sizin hazırlanma sınava dair ihtiyaçlarınız, ne ihtiyacınız var, siz nasıl çalışmalısınız, onun detaylarına baksınlar eğitim koçu arkadaşlarımız. Ve ihtiyaç duyacağınız eğitim programları hakkında da bilgi verirler. Çünkü şu an kamp dönemimiz başlıyor. Pazartesi mesela YKS kampının startını veriyoruz. YGK, eğitim, KPSS'a hepsinin kamp dönemindeyiz. ÖABT'ler de var. O yüzden siz de bu şekilde bilgi almış olursunuz. Bence mutlaka koçlarımızla bir görüşün. Size bir soru soracağım. KPSS'a da olsanız, ÖABT'de olsanız GGK mutlaka gireceksiniz. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. GGK için ben bir konu seçtim Osmanlı içerisinde. Şimdi sadece Osmanlı deyip geçmiyor. Osmanlı kendi içerisinde kaç ayrı? Kuruluşta yükselmeydi, dağılmaydı, gerilemeydi. Değil mi? Kendi içerisinde bile kaç bölüm ayrılıyor. Bir de bunların içerisinde ayrılan bölümler var. Ben biraz önce bin konu derken bundan bahsettim. Osmanlı'yı tek başına almadım. Osmanlı'yı beşe ayırdık. Ünitelere, üniteleri, üniteleri konulara, kulullara alt konulara ayırdık. Şimdi Osmanlı bir üniteydi. Konuya ayırdım. İşte Osmanlı gerileme. Gerilemeyi üniteye ayrıldı. Şu kadarıncı yılda Osmanlı devleti. Osmanlı kuruluş. Osman Bey ayrı bir alt konu mesela. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, 20. yüzyılda Osmanlı devleti var, bir de 19. yüzyılda Osmanlı devleti var. İki tane alt konumuz varmış. Bakın iki tane alt konunun bile öğrenme süreleri ne kadar farklı. Osmanlıyı komple düşünebiliyor musunuz? Osmanlı sadece bir ünitesini bir alt konusu içerisinde bir konusunu bir alt konusu içerisindeki bir konu bile, size 19. yüzyılda 4 saatte öğreniliyormuş. 20. yüzyıl bir buçuk saatte öğreniyorum. Sizce hangisinin önem puanı daha yüksek? Yani getirisi, sınavdaki getiri baktığımda hangisinden getiri daha fazla elde ederim? 20. yüzyıllık bir buçuk saatte çalışıp daha fazla getiri kazanabilirim diyorsun. Soru sayısına göre evet yani sizce soru sayısına göre kesinlikle katılıyorum. Bakalım. Bir buçuk saatte çalışıp bir 1.66 puan kazanıyormuşum. 19. yüzyılda 4 saat çalışıp 0.83 kazanıyormuş. O zaman bu şu demek mi? Baktığınız zaman öğrenme süresi daha az olandan daha fazla puan kazanıyorum. Yarısı, iki katı. Yani ben 4 saat çalışıp 0.83 puan alacağıma 1.5 saatte 1.66 puan alabilirim. Bir soru daha Türkiye'nin ekonomik coğrafyası, Türkiye'nin fiziki özellikleri. Ekonomik coğrafya 3 saat 45 dakika, fiziki özellikler 3 saat 15 dakika. Sizce hangisinin getirisi daha yüksektir? Fiziki özellikler dedik. Fiziki coğrafya dedik. Ekonomi diyen var. Şöyle 3 saat 45 dakikada ekonomik coğrafyaya çalışıyorum. 3 saat 15 dakikada fiziki özelliklere çalışıyorum. Bakın fiziki coğrafyadan bahsetmiyorum. Sadece Türkiye'nin fiziki özellikleri. Bir konu sadece bu. Fiziki coğrafyayla bir an kafanız gitti. Fiziki coğrafyadan çok soru geliyor diye düşündünüz muhtemelen. Aynen, aynen öyle. Ekonomik coğrafya dediğim daha kapsamlı ve öğrenme süresi 3 saat 45 dakika. Hemen hemen aynı sürede emek veriyorum ve iki katı fazla verim kazanıyorum bakın. Yani ekonomik coğrafyaya e, daha baktığın zaman daha mantıklı değil mi? İki katı fazla emek veriyorum aynı sürede hemen hemen yarım saat daha fazla çalışıyorum. Türk anayasa tarihi yürütme. Türk anayasa tarihi iki buçuk saatte öğreniliyor, yürütme bir buçuk saatte öğreniliyor. Bunlar ortalama öğrenme süreleri. Sizce hangisinin getirisi daha yüksektir? Yürütme diyorsunuz. Yürütme diyorsunuz. Anayasa dediniz. Yürütme, evet bir buçuk saatte çalışıyoruz. Zaten bu bilindik bir şey genelde. Hep ee, yasama yürütme, yargı dan zaten ve idari hukukundan genelde daha çok soru çıkıyor. Temel hukuk kavramları dediğim kısım Türk Anayasa Tarihi. Yani buradan çok fazla bir soru zaten karşılaşmıyoruz. Genelde bunu bildiğinizi düşünüyorum. Ee, yürütmeye bir buçuk saat çalışıp iki buçuk puan kazanıyorum. Diğerine iki buçuk saat çalışıp 0.83 puan kazanıyorum. Ben genelde vatandaşlık çalışan arkadaşlarıma da genelde yasama yürütme yargı idari hukuk kısmına ağırlık vermeleri öneririm ama konu bütünü dediğim bir şey var. Ya. Yani vatandaşlık ilk defa tanışan, hiç bilmeyen terimleri, kavramları, hukuk bilgisi bilmeyen arkadaşlara kısaca da olsa bir temel hukuk kavramlarını Değiniyoruz, daha kısa çalışıyoruz ama gidip iki buçuk saat çalışmıyoruz mesela. Şöyle bir üzerinden geçip terimleri öğrenip bir ön hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra diğer konulara geçiş yapıyoruz. Yeni başladım sanmadım. Öğrenmiş olduk. Evet evet A grubuna çoğuna zaten Feyza hani A grubu öğrencilerin çoğuna vatandaş çalıştırmıyoruz. Eğer ki anayasa hukukunda iyiyse özellikle zaten anayasa hukukunu e, bilmek zorundalar. Sınavda da iyi bir getirisi var ki hukukun temeli zaten diğer yedi branştaki hukuku halledebilmek için çok önemli. O yüzden anayasa yani çok aşırı çalışmalarına gerek kalmıyor A grubu öğrencilerinin. Yani KPSS'yi çok iyi tanıyacağım. Konunun önem derecesini bileceğim. Kendimi çok iyi tanıyacağım. Seviyemi bileceğim. Öğrenme süremi, kendi öğrenme süremi de bileceğim. Çünkü bunlar değişiyor. Şimdi iki buçuk saat diyorum ama öğrenme, süre, öğrenme hızı çok yüksek olan bir öğrenci bunu bir buçuk saatte de öğrenebilir. Bunun gibi ne kadar sürede kaç puan kazanacağımı bileceğim. En doğru stratejiyi bilirsem zaten sınavda puan toplayalım. Bunu bir yarışma gibi düşünün. Puan topluyorum ha biri. Şimdi gidip işte bir e, saatte bir puan toplamak mı, yarım saatte üç puan toplamak mı öyle düşünün. Bir oyun gibi düşünün arkadaşlar. Sınav zaten bizden bunu istiyor. Şimdi sınavı çok iyi tanıdık. Peki kendimizi tanıyor muyuz? Sınavı artık anladık. Bir strateji işiymiş bu. Kendim nasıl çalışacağım? Tamam önemli konuları belirledim. Önceliğimi aldım. Bunlar önemliymiş, şunlar önemliymiş. Peki ben bu konulara nasıl çalışacağım? Benim öğrenme stilim ne? Benim dikkat dağınıklığım yüksek mi yüksekse nasıl çalışacağım? Stres seviyem yüksek mi? Yüksekse ne yapacağım? Nasıl daha iyi öğrenebilirim? Unutma kızım. Yüksekse nasıl tekrar yapmalıyım? Bunların hepsinde eğitim analizine katılarak ücretsiz bir şekilde yine benim hazırladığım bir eğitim analizi mutlaka katılmanızı öneriyorum. Buna göre size bir öğrenme kimliği çıkacak. Ücretsiz bu alandan yararlanabiliyorsunuz. Kimlikten sonra çalışma önerileri diye bir buton var ona tıklıyorsunuz. Size özel böyle bir sayfa dolusu çalışma önerisi alıyorsunuz. Bunu da eğitim koçlarımızla birebir görüşüp yorumlatabilirsiniz. Eğitim koçlarımız zaten bugün sizlerle bu görüşmeleri yapacak. Ee, ve dediğim gibi sizin buna ihtiyacınız var. Bizim şu an işte sizin hız grubuna ihtiyacınız var. Sizin sadece matematik eğitimine ihtiyacınız var. Sizin Sadece kampanya ihtiyacınız var, sizin sadece tarih eğitimine ihtiyacınız var şeklinde birebir eksiğinize göre o eksiği kapatacak aracı size söyleyecek. Ve şu anda da dediğim gibi bir e, kampanya şahaneyi şu anda da aşağıda yazıyor zaten görmüşsünüzdür. Bu seminere katılan herkes de İnce Hoca'nın seminerinden geldim şeklinde aradığınızda e, zaten gereken indirim vesaire her şeyi sağlayacağız. Önemli olan sizin doğru eğitimi almanızı sağlamak arkadaşlar. Konu analizi önlemli ama sadece öğrencilere veriliyor sanırım. Şöyle bu analize katıldıktan sonra sebeplerine sınava girdiğiniz zaman zaten konu analizleri yapılıyor. Biz evet öğrencimize çünkü birebir onlarla ilgilendiğimiz için programlarını hazırladığımız için onları özel yapıyoruz. Ama bu tarz seminerlerle de size yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki de. Eğitim analizi linki değil de eğitim koçuyla görüşme linki atabilirsiniz. Eğitim koçuyla görüşüp eğitim analizde çözdürürler onlar size. Çünkü analizi tıkladığında bazen bulamayanlar olabiliyor. E, Semites arkadaşlarımız Size eğitim koçları görüşmek için bir link atarlarsa ben de yazayım hatta size bu linke tıklayarsanız eğitim koçlarımız bugün zaten size ulaşacaklar onlarla görüştüm seminere gelmeden önce aynen İrem hocam tıklayıp bu linkten randevu alabiliyorsunuz bu şekilde de görüşme sağlayabiliyorsunuz tarih Türkçe tekrar dersleri olsa şu anda tarih ve Türkçe paragraf için ayrı paketlerimiz var. Matematik için de var. Video şeklinde de eğitimlerimiz var. Güncelde ne önerirsiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Güncel için biz ayrı bir eğitim yapacağız. Biraz daha güncel olmasını bekliyoruz. Şu an çok güncel değil çünkü. E, KPSS hazırlanırken gündemi takip etmek zor biliyorum ama böyle Instagram'da vesaire işte e, güncel bilgilerle alakalı Twitter'da özellikle bu tarz sayfalar var. Hani birazcık daha haber şey annet gibi e, böyle haber sitelerine falan üyelik oluşturursanız oradan gelen bildirimlere dikkat edebilirsiniz. E, haberleri her gün izlemenizi öneririm. Tabii ki fırsat bulabiliyorsanız. Onun dışında iyi bir hocadan, bir vatandaşlık hocasından güncel eğitime katılın bence. Biz bunu yapacağız. E, muhtemelen ayrı bir kayıt açarız diye düşünüyorum. O noktada da bizi takip etmeye devam edin. Her sene yapıyor yani 6'da 6 falan tutturduğumuz yıllarımız çok oldu. Geçen sene de aynı şekilde. Güncel iyi bir vatandaş kurcasına şöyle bir özet geçmesi gerekiyor çünkü. Ben teşekkür ederim Esat Bey. Hocam bir denemede yüksek puan alıyorken başka denemede... Kesinlikle çok normal Arda Yılmaz. Herkesde olan bir şey. Herkesde. Bir, denemenin sorularının zorlu kolaylıklarına göre değişir. Yayına göre değişir. O denemedeki performansına yani... E dikkat sadece bilgi eksik olarak düşme, deneme, deneme psikolojik bir şeydir aslında. Psikolojik bir ölçümdür. Moduna göre değişir, motivasyona göre düş değişir. Unuttuğun konu olmuş olabilir. Çok normal. Deneme çözmemin amacı zaten unuttuğun konuları tespit edebilmek. Yani unuttum diyor. Ah ah vah vah demek değil. Unuttum. Oh, deneme sayesinde hatırladım deyip sevinmek lazım. Onu tekrar etmek lazım. Dediğim gibi yani dikkat dağınıklığı yaşamış olabilirsin. Kafana bir şey takılmış olabilir. Çok normal. Yeter ki düşmesin modunuz. Devamlı seri deneme çözmeye devam edin. Bir süre sonra zaten rayına oturacak. Ya yani Bu şunun gibi düşünün. Hani bebekler konuşmaya yeni başlamadan önce tam söyleyemezler kelimeleri. Sonra, sonra 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 konuştukça bu düzelir. Konuş hiç konuşmazsa hiç öğrenemez. Bunun gibi çözdükçe olacak bir şey. Lütfen deneme çözmeyi bırakmayın. Özellikle çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin değerli arkadaşlar. Bu da günün önerisi olsun. E, hocam mekan değiştirdim bir aydır bıraktım. Halbuki çok iyi gidiyordum. Tekrar başlarsam ne şekilde başlamalıyım? Bence lütfen başlayın, şöyle başlayın. Şimdi bir aydır bırakmışız. Bir ay çok uzun bir süre değil, kapanmayacak bir süre değil. Şöyle düşünün, günde 5 saat çalışıyorsanız bunu altı yedi yapar, kurtarırsınız bir ayı. E, ne, ne nasıl başlayayım biliyor musunuz? Eğer şu anki hayatınızdan çok memnunsanız başlamayın. Ama bir şeyler değiştirmek istiyorsanız kendinizle Kendinizi keşfetmek istiyorsanız, hayallerinize ulaşmak istiyorsunuz, hem maddi hem manevi sadece maddi olarak düşünmek doğru değil KPSsi Evet KPSS bir e, çaredir. Çoğunlukla ekonomik kaygılarımızın, çoğunlukla e, maddi olarak bir çare arayışımız olduğunda biz KPSS'ye başvururuz ama bir şey kazanmış olmanın bizde yarattığı özgüven duygusu da bizim kişisel benliğimiz için, kişisel gelişimimiz için de çok önemli. Çünkü hayatta bazen öyle bir noktada saplanıyoruz ki üniversiteden mezun oluyoruz. Ee, ve bir anda bir boşlukta hissediyoruz kendimizi. Şimdi diyorlar ya üniversite mezunları iş, iş beğenmiyor vesaire böyle bir şey değil. Haliyle iyisini istiyoruz çünkü üniversite okuduk. Çünkü hayallerle başladık o okula, hayallerle bitirdik, diplomamızı aldık ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Evet çok fazla üniversite mezunu var ve bir şekilde ayrışmaları lazım. Bu ayrışmayı sağlayan tek şey şu an belki bu KPSS, i. hani devlete atanma yolu için söylüyorum, herkes bunu tercih etmek zorunda tabii ki değil ama sizin için bir çare, sizin için bir belki çıkar yol, sizin için belki bir basamak. O yüzden bunu kendiniz için, hak ettiğiniz düşünerek yapın. Bir başkası için değil, sadece maddi olarak da değil. Maddi olarak tabii ki çok güzel bir şey olacak ee, ama sadece maddi olarak düşünürseniz de olmaz. Yani bir şekilde özel sektörü de girer çalışırım diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani çok fazla hakkınız olacak. Çok fazla artınız olacak. Bunların hepsini düşündüğünüzde bence iki ay çok müthiş bir süre. Benim Derece yapan öğrencim geçen sene bir buçuk ay kala başladı. Ee, seviyesi ortalarda da ortanın bir tık üstüydü. Yani 75-78 puan alıyordu sınavlarda. Ama biz bu öğrencimizle 92 puan aldık. Ee, o yüzden lütfen hani bu aşamada kesinlikle ve kesinlikle bırakmayın arkadaşlar. 2020 için soruyorum bu arada bunu. 2020 GGK için. Muhasebede iyi senin. Maliyeye çalışıyorum. Hukuklar yetişir mi? Yetişir. Hukuklar daha kolay. Şimdi muhasebe, iktisat biraz daha e, sayısal olduğu için bizi biraz daha öğrenme süresi gibi düşün. Matematik nasıl sayısal olduğu için öğrenme süresi daha yüksekti. Aynı şey. Hukuk için hukuk daha kolay biter. Ama bu motivasyonla ben senin güzel şeyler yapacağını düşünüyorum Feyza. Çıkmış soru. Evet kesinlikle çözün makamla çalışıyorum açıkçası bu Lütfen bu alımda olmayın. Buna gerektirecek hiçbir şey yok. Önce sağlığınız önemli sizin. Ve kaymakamlık kartı KPSS'ye hazırlanıyorsanız işiniz kolay çünkü çok fazla ortak konu var. Ortak konuları çıkarıp kalanlarına da bakabilirsiniz. Kaymakamlık için sınav tarihi henüz belli değil sanıyorum. Ee, şu an öncelikli KPSS A olur gibi zaten. Hani A grubuna öncelik verirsiniz. Kaymakamlığa kadar da A grubu konuları zaten taze olacağı için eksik kalan fark dersine çalışırsınız. Hayatımı değiştirmek için harekete geçin. Harikasınız. O kadar okuduk ama yıl boyunca sadece 8 kişi alınıyor. bu tükeniyor. O 8 kişi ben olacağım. Dino 8 kişiden ne fazla eksiğiniz olabilir ki? Sizden ne fazlası var ki? Bence hiçbir fazlası yok. Evet, daha fazla alımlar olsa keşke. Hani inşallah öyle de olacaktır. İnşallah daha iyi aşamalarda daha fazla alımların yapıldığı KPSS'ler de göreceğiz. Ama hani şu an 8 kişi alınıyor diye modumuzu düşürmeyelim. Biz buna bu, bu yola baş koyduysak o 8 kişi ya da bir kişi mi alınıyor? O 1 kişi ben olacağım. Bu mantıkla gidelim lütfen. Sizden de razı olsun Elif hocam. Teşekkür ederim. Atamam için 90 almam lazım. geometri asla anlayamıyorum. Geometri yapmadan da 90 alınır bu arada. Hani geometriden bir tane yaparsınız açılar falan geliyor ve bir, bir tane falan kolay soru geliyor zaten. Eee Aynen yani geometri hiç anlamıyorsak kalan sürede geometriye tekrar zaman vermenin, şans vermenin bir mantığı yok. Ama açılardan falan gelen bir iki soruyu yaparsınız. Diğerlerinden çok daha iyi yapmaya çalışın. Matematikte mesela geometri dışındakileri çok daha iyi hale getirmeye çalışın. Ön lisans ve lise KPSS kaç gün var? Biri 6 Kasım'da, 1 2 Ekim'de işte hesaplayın oradan. <laughs> çok güzel bir seninle. Ben teşekkür ederim. Problemlere ağırlık verin. Problemler evet çok zor çıktığı için önemli tabii ki. Ama hani hiç problem anlamaya, anlamıyor değilsinizdir. Yani bir lisans mezunu bir yaş problemi, bir sayı kesir problemi yapar. Ama örneğin işte karışım problemi anlamıyorum. Hani bir kere daha şans verdiniz diyelim ki bir video izlediniz. Olmadı o zaman eleyin. Ama sayı kesir yaş bunları elemeyin arkadaşlar. O 73 aldıysak 8'in üzerine çok rahat çıkarsınız. 73 hani düşünsenize 7 puan kalmış. 2 ay var hala daha. Ee, Mahmut Bey lütfen vazgeçmeyin 70 çok güzel bir puan. Bizim böyle seviye başlangıçlarında çok aradığımız bir puandır. İlk seviye ölçümü yaparız çalışmaya başladırız. 73 bizim için dereceye oynayacak bir öğrenci profilidir. 2 ayınız var siz rahat 85-86 alırsınız. Matematik 125 katkı sağlıyor. Evet sıfırdan başlamak mı akıllıca eksik dersler yetiştirmek mi faydalı olur? Eksik dersler yetiştirin. Ondan sonra e, deneme çözdükçe denemedeki eksiklerinize yoğunlaşın. Sıfırdan başlamanın bir mantığı yok bence. 80'den 95'e çıkabilirsin. Birazcık daha zor konulara, yapamadığın konulara ağırlık ver. 65'den 70'e çıkar tabii ki arkadaşlar çıkmaz olur mu? He şunu 50'den 90'a çıkabilir miyim? Çıkamazsın. Ama 65'den 75'e çıkmak ne ki? 80'den 90, 95'e çıkmak ne ki? Hani gerçekçi bunların tamam ama bakın 50'den 90'a çıkamazsın. Şu an iki ayda mümkün değil bu. Çok 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 böyle mucize falan olması lazım. 2023'e hazırlarız. 2023'te çok rahat 90 alır 50 puan olan birisi. Ama bu yıl için çok zor çünkü zaman yetmez demek istediğim bu. Ama yani sizin 10-15 puan artırma gibi bir hedefiniz varsa şu anda rahat 20-25 puan kadar bile arttırabilirsiniz arkadaşlar. Seminer linki tekrar alabilir miyim? Seminerimiz şu an Instagram'da canlı yayın yapılıyor. Bittiğinde herhalde videosunu izleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama yarın sabah herhalde en geç yarın sabah olur. YouTube kanalımıza eklenecek. Tek uzamın YouTube kanalına abone olun. Şey gibi YouTuber'lar gibi oldum. Kanalıma abone olmak için o şekilde de izleyebileceksiniz. 40'dan 60'a çıkardım. O zaman 60'dan 80'e, 80'den 90, 95'e çıkar değil mi? Bence çıkar. Matematik yapmadan 75 almak mümkün. Diğerlerini full çıkartmanız lazım. Çünkü %25 etkiliyor mantık olan o. KPSS Türkçe, Ales Türkçe biraz zordu evet ama bu KPSS'de böyle olacak anlamına gelmiyor. Ama şunu öneriyorum her sene yani Türkçe bizi genelde böyle sürprizler yaparak şaşırttı yıllarca. O yüzden Türkçe, KPSS e Türkçe lütfen es geçmeyin. Çalışmamazlık etmeyin. Paragraf için her gün ben 30 paragraf en az çözmenizi öneriyorum. Ve yatmadan önce böyle 20-25 dakika bile okusanız yeter. Kitap okumanızı, gazete dergi okumanızı öneriyorum. Çünkü okuma çalışmalarını çok iyi yapan öğrencilerim hep KPSS Türkçe'de çok iyi yaptı. Ve size bir dipnot sadece Türkçe için değil matematik soruları için bile Kitap okumak çok önemli çünkü sınavları artık çoğu okuduğunu anlama üzerine yani en bir doğal sayıysa diyor ben onu doğal sayı değil de işte tam sayı diye okuduysam bitti tarih sorulunda hangisi çıkarılamaz diyor çıkarılabilir diye okuduysam o soru gitti bunun gibi şeyler çok önemli ve bu daha çok üzüyor hani sınav sonucu geldiğinde kontrol ettiğimde Bildiğim bir soruyu sırf yanlış okumaktan dolayı yanlış yaptığımda daha çok üzülüyorum. O yüzden okuma çalışması önemli. Ben bunu her öğrencime öneriyorum. Şu an çok da böyle kitap okuma şenliği gibi. Tek uzamda da çok paylaştık Instagram'da. Kitap okuyan öğrenciler, kitap soran öğrencilerim var. Siz de kendinize yakın bir tür alıp yazan sınava kadar bir kitap bitirmeyi hedef edin mesela. Hedef edinin. Hem kafanızı rahatlatır, stresi arındırır. Daha sağlıklı bir uyku uyumanızı sağlar. Kitap okumanın faydalarını tabii ki saymakla bitiremeyiz. İlkokulda değiliz. Tabii ki bunu saymayacağım ama siz de biliyorsunuz. Bence vaktim yok demin oku uykuya dalmadan önce 20 dakika nereye vaktimiz var ki bir Instagram'da gezinmek bile bazen bir saatimizi alıyor uykuya dalmadan önce. O yüzden okuyun arkadaşlar. Türkçe bir buçuk saat veriyorum. Bunun başına geçmek için, e, bunun önüne geçmek için günlük paragraf çözün. E, i̇şe yaramıyor demeyin. Son iki ay hala önemli. Günde 30 çözüyorsanız 40-50 çözün mutlaka işe yarayacaktır. Biraz daha odaklanarak çözün olur mu paragrafı? Evet çok zaman alıyor arkadaşlar. Hani o yüzden birazcık daha hani her gün rutine bindirin ve odaklanarak çözün. Bu çok önemli. Süremin sonuna geldim sorularınız için eğitim koçlarımızla görüşmelerimiz devam edecek. Bugün mesai bitimine kadar sizlerden seminerden gelen tüm öğrencilerle görüşme yapacaklar. Bence bir öğrenci koçuyla görüşmeniz sizi çok daha iyi hissettirecek. Sizin ne eksiğiniz var? Nasıl eğitimler almalısınız? Öğreneceksiniz. Eğitim analizine katılabileceksiniz. Onların bu görüşmeyi yaptığınız görüşme sayesinde mutlaka eğitim analizi diye de söyleyin. Hazırladığım analize katılmanızı çok isterim. Kendinizi tanımanızı çok isterim. Kalan iki ay çok güzel bir zaman. Çok çoğunuzun buradaki seminerdeki çok fazla arkadaşım. Ben hayal yerlere ulaşacağına eminim. Çünkü yıllarca böyle oldu. Biz 6 senedir tek uzamda hizmet veriyoruz. 6 senedir de hep aynı şey oldu. Ben sınav bittikten sonra hep şöyle mailler aldım. Hocam şu tarihte şöyle bir semineriniz vardı. Katılmışım. Tekrar motive oldum. Başladım. İyi ki başlamışım. Bakın sınav sonuç belgem. Benim için inanılmaz bir mutluluk kaynağı. Çünkü ufacık da olsa içinizdeki gücü uyandırabilmeyi hedefliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz aslında. Evet ya ben de yapabilirim diyorsanız yaparsınız. Bunu bugün diyenler yapacak. Size söz veriyorum. O gün geldiğinde siz de bana o maili atanlardan ya da bir gün bir yerde karşılaştığımızda ben de atandım hocam diyenlerden olacaksınız. Bugünün temennisi bu. Lütfen devam edin. Lütfen bırakmayın değerli arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bence siz de o kadar pozitifsiniz. Bunu dışarı çıkarmak biraz bizim elimizde. Siz de o inanca sahip olduğunuzda evet ben bunu yaparım dediğinizde olacak. İnşallah da olacak. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hepiniz atanın inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.